Sevgili seyirciler, Türkiye'nin bunca meselesi var belki ama İstanbullu yorgun, İstanbullu kızgın, İstanbullu bezgin, İstanbullu pişman. İstanbullu işe gidecek. Ne yapacak bu İstanbullu? Otobüse binecek. Otobüsler arka arkaya arıza veriyor. Ta o zaman uyarmıştık. Bakın yarın bu otobüsler bozulan bu otobüsler yanmaya başlarsa, kaza yapmaya başlarsa, insanlar yaralanıp ölmeye başlarlarsa o zaman büyük tepki olur demiştik. Dediğimizde gerçekleşti. Keşke biz yanılsaydık. Keşke yanlış anlamış olsaydık bütün yapılanları. Ama öyle olmadı. İstanbul'da bakıyorsunuz otobüsler gün geçmiyor ki bakımsızlıktan arıza yapmasın. Vatandaş ne yapsın? Ya ittiriyor ya çektiriyor. Bazen de bakıyorsunuz Yolcular otobüsü sallıyor. Ne işe yarayacaksa. Otobüsler de bir garip. Dün gece Eyüp Sultan'da otobüs bekleyen vatandaşların önünden hızla geçen bir belediye otobüsü gördük. Vatandaş isyanda ya bu durağa neden pas geçiyor bu otobüsler diyor. E kimi de adeta çuf çuf tren gibi arkasından dumanlar çıkararak ilerliyor. Vatandaş soruyor bu ne iş diye. E otobüsten beklediğini bulamayan, metrobüs ve metrolarda arıza yaptığı için tabanma yolculuk yapmak istemeyen İstanbullu bu sefer birazcık para biriktirip otomobil alıyor. Ama İstanbul şu anda geldiğimiz noktada dünyada trafik noktasında şampiyonluğu kimseye bırakmıyor. Zirveye oynuyor. Neden? Çünkü İstanbul'un CHP'li Büyükşehir Belediye Yönetimi örneğin Levazım Tüneli'nde olduğu gibi 40-50 bin araç geçecek diye ben buraya para mı harcayayım diye düşünüyor. İşte böyle olduğu zaman da İstanbul trafik konusunda içinden çıkılamaz bir hale dönüşüyor. Araba geçecek diye de. niye bu şey. Dedi tünel projesinden vazgeçti. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yakıt tasarrufu sağlanacak yerde kayıp yaşattı. Vallahi durması iyi değil tabii ki şehir gittikçe büyüyor. İBB tarafından yapımına 2018'de başlanmıştı Dolma Bahçe Levazım tünelinin. Ancak çalışmalar 2019 yerel seçimlerinden sonra İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından durduruldu. Yani ne kadar yol yapılsa gerçi yine yetersiz de ama yapılsa bir nebze de yine de iyi olur diye düşünüyorum. Tünel Beşiktaş ve bölgesindeki trafiği rahatlatacak sürücüler 70 dakikalık yolu 5 dakikada gidebilecekti. Birçok noktaya kesintisiz ulaşım imkanı sunacaktı. Hatta tünel sayesinde yıllık 288 milyon liralık yakıt tasarrufu yapılacaktı. Gerçekten trafikte çok sıkılıyoruz bazen. Yine de yapacak bir şey yok yani yapılsa iyi olur. Ancak ortada ne tünel var ne de gözle görülür bir çalışma. 4 yıldır atıl durumda bekleyen Levazım Tüneli hem zaman kaybına neden oluyor hem de yakıt kaybına. Vatandaş bu durumdan müzdarip. Bence açılsa trafiği yoğun oranda azaltabilirdi diye düşünüyorum.